Herkese merhaba. Elimde tutmuş olduğum ViewSonic ViewPad One bu yılın başında CES 2012'de tanıtılan Android tabletler arasında yer alıyordu. Tablet birkaç ay sonra Türkiye'de giriş yaptı. KVK'nın dağıtımında ve tabii çeşitli KVK uygulamaları ile birlikte bu tablet Türkiye'de piyasaya çıkmış durumda. ViewSonic ViewPad One tasarımıyla dikkat çeken bir cihaz, bunu söyleyebiliriz. Uzaktan gördüğünüzde gerçekten bir bak duruyor kendisine. Oldukça şık bir tasarıma sahip. Metal kasasıyla ve 9.1 milimetrelik kalınlığıyla gerçekten şık duran bir tablet. Ele de rahat bir şekilde oturmakta, rahat bir şekilde kullanılmakta bu tablet. Bunu söyleyebiliriz. Tablette 9.7 inçlik bir ekran yer almakta. Ekranın altında kapasitif dokunmatik tuşlar yer almakta. Yani ne kadar ice cream sandviç ile çalışsa da bu tablet başlangıçta gingerbread ile geldiği için bu tuşlar gerekliydi. Bu nedenle de yer almaktaydı tablette. Tabletin arkasında kamera yok. Bunu söyleyelim. ViewSonic bu tableti bir fotoğraf makinesi gibi konumlandırmamış. Sol tarafta ses kademe tuşları yer almakta. Genellikle bağlantı elemanları üst tarafta toplanmış. Güç girişi var, şarj için kullanılıyor. Micro USB portu var, 3.5 mm'lik kulaklık şakı. Bu kapak arkasında bir HDMI portu var. Açması biraz zor, bu nedenle geçelim. Micro SD kart yuvası var. Cihazın kutusundan 16 GB'lık bir kart çıkmakta. Bunun yanı sıra SIM kart yuvası var. Bu elimizdeki 3G Wi-Fi modeli. Bunu da SIM kart yuvasında görüyoruz. Ancak nedense bu yuvalar korunma altına alınmamış. Baktığınızda SIM kartın beyazlığını dışarıdan görüyorsunuz. Aynı şekilde şöyle baktığınızda da micro SD kart da dışarıya doğru bir taşma yapmakta. Bu biraz tasarım kusuru olarak duruyor ViewSonic ViewPad One'de. Devam edelim. Bunun yanı sıra güç butonu da biraz değişik. Normalde biz düğmelere, kolay basılır düğmelere alışmışız. Ancak ViewSonic ViewPad One'de bir sürgü kullanılmakta. Bu sürgü yardımıyla cihazı açıyorsunuz veya ekranını uyandırıyorsunuz. Ve bir de reset tuşu var. Cihazı sıfırlamaya olanak sağlayan bir tuş. Bir iğne yardımıyla aktifleştirebileceğiniz, kullanabileceğiniz şık durduğunu, elde rahatlıkla kullanıldığını söyleyebiliriz. Hemen bu butonu sola doğru sürükleyerek ekranı açalım, görmüş olduğunuz gibi. Ekranın IPS panel var. Görüş açıları oldukça iyi. Sağdan soldan baktığınızda oldukça iyi. Güneş ışığı altında da iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra 1024x768 piksel çözünürlük. Doğrusunu söylemek gerekirse birinci ve ikinci nesil iPad'lerinkine benzer bir deneyim sunuyor. Bunu da söyleyebiliriz. Yalnız ufak bir piksel, ölü piksel, bir sıkışıp kalmış piksel gördük. Bu biraz canımızı sıktı. Bunu da belirtmeden geçmeyelim bir dipnot olarak. Tablette Ice Cream Sandwich çalışmakta. Ice Cream Sandwich çalışırken alttaki görmüş olduğunuz fiziksel navigasyon tuşları da aktif. Yani her iki tuş yardımıyla da, her iki sistem yardımıyla da navigasyon işlerini görebilirsiniz. Tabii alışanlar için, Ice Cream Sandwich için kendi navigasyon tuşları biraz daha iyi gelecektir. Bunun yanı sıra cihazda ViewScene 3D adı verilen özel bir başlangıç ekranı var. ViewScene 3D başlangıç ekranı 3 boyutlu bir görünüm sunuyor sizlere. Şöyle alttaki sürgüyü de oynatacak olursam görmüş olduğunuz gibi her farklı ana ekran girişini bu şekilde oynatarak bu şekilde gezinme yapabiliyorsunuz. Çeşitli bileşenler var burada ViewSonic'in sunduğu. Dünya saatleri var. Bunun dışında ayın durumu, hesap makinesi, bunun yanı sıra çeşitli Wi-Fi, 3G bağlantısı, Bluetooth gibi kablosuz ayarları kontrol etmeyi sağlayan bir bileşen bulunmakta. Tekrar böyle başa dönecek olursak neler var başka? Flickr'dan günün resmi, bu gibi bileşenler var. Bunun yanı sıra tabii ki kısa yollarda ekleyebiliyorsunuz ana ekran sayfasına. Bu şekilde bir başlangıç ekranı, giriş ekranı sistemi kullanılmış. Görmüş olduğunuz gibi parmağınız ekrana basılı tuttuğunuzda karşınıza çıkan giriş ekranına ekle menüsü içerisinden klasör, yeni bir panel, uygulama, bunun gibi şeyler eklemek mümkün. Bu ViewSonic tarafından sunulan ViewScene 3D'yi başlangıçta varsayılan olarak atayabilirsiniz ya da doğrudan Android'in sunmuş olduğu daha sade görünümlü giriş ekranını da kullanabilirsiniz. Bu şekilde seçenekler sunulmakta. Devam edelim. Uygulama menüsüne göz atalım. Tabii ViewScene 3D'yi seçtiğinizde onun uygulama menüsü biraz daha farklı. Görmüş olduğunuz gibi kayan bir yapıda uygulama menüsü var. Ancak varsayılanı seçtiğinizde sayfalı bir yapı söz konusu.
Çeşitli KVK uygulamaları var. Antihırsız, Bulut, Jet Servis, Market gibi uygulamalar dikkat çekiyor. KVK, Bulut, Mobil Güvenlik, bunun gibi, bu gibi uygulamaları etkinleştirmek için cihazın kutusunun içinden çıkan etkinleştirme anahtarlarını, lisans anahtarlarını kullanmanız gerekiyor. Her bir etkinleştirme sırasında farklı bir kullanıcı hesabının oluşturulması istendi bizden. Bu biraz sorun aslında. Sadece doğrudan bir kullanıcı girişi yapmamız istenebilirdi. Bu şekilde bu servisleri kullanmamız sağlanabilirdi. Bunun yanı sıra KVK'nın uygulamaları genellikle akıllı telefonlar için optimize edilmiş. Tabletlerde biraz daha ekrana yayılma durumu söz konusu. Tabii ki Ice Cream Sandwich için ekranı kaplama özelliğini kullanarak şekildeki gibi bir görünümde elde edebiliriz. Bu şekilde ekrana biraz daha yayılan, yakınlaştırılan, tabii ki biraz daha görüntü kalitesinin bozulduğu bir deneyimde sunulabilir. KVK'nın mobil güvenlik uygulaması görmüş olduğunuz gibi cihazı biraz daha kontrollü şekilde yönetme imkanı sunuyor. Böyle bir destek var. Tekrar dönelim, uygulama menüsüne geçiş yapalım buradan. KVK Bulut var, 5 GB'lık bir depolama alanı sunulmakta. KVK Market uygulaması var. KVK'nın mobil uygulama mağazası üzerinden çeşitli uygulamalar indirmek mümkün. Şu anda 3G bağlantısı üzerindeyiz. Bunu da belirtelim. Tabletin 3G bağlantısını kullanmaktayız. Evet, görmüş olduğunuz gibi KVK Market uygulaması da bu şekilde, buradan da çeşitli uygulamaları indirmeniz mümkün. Bunun yanı sıra tekrar dönecek olursak uygulama menüsüne, ViewSonic'in de ViewSonic Apps adı verilen uygulaması var. ViewSonic Apps uygulaması üzerinden de birçok uygulamayı indirmeniz mümkün. Telefonda, tablette ViewSonic Apps uygulaması var. Bunun dışında bir de KVK Market var. Google Play Store bulunmuyor. Google Play Store'un bulunmaması biraz garip gelebilir, ancak şöyle bir şey söyleyelim. ViewSonic Apps uygulama mağazası Google Play Store üzerindeki uygulamaları da kapsıyor. Sanki Google Play Store'un bir yansı sitesi, ayna sitesi gibi çalışmakta. Bu şekilde işte var. Mesela Google uygulamalarını arattırdığınızda çoğu Google uygulamasının çıktığını göreceksiniz. Bunlar Play Store üzerinden sağlanan, indirilen uygulamalar. Şu şekilde göstereyim sizlere hemen, sonuçlardan görmüş olduğunuz gibi çoğu Google uygulaması bu şekilde karşımıza çıkmakta. ViewSonic Apps üzerinden uygulama indirmek Play Store'a göre biraz daha dolambaçtı. Aslında Google Play Store sunulsa biraz daha iyi olabilirdi, bunu belirtelim. Ancak ViewSonic bu şekilde bir markalaştırma yöntemi yapmayı, buna gitmeyi uygun görmüş gibi gözüküyor. Bunun dışında kamera, ön kamerayı kontrol edebilirsiniz. ViewSonic ViewPad 10e'de görmüş olduğunuz gibi Android'in varsayılan kamera uygulaması yüklü gelmekte, farklı bir şey yok. Ön kamerayı kullanarak dilediğiniz gibi fotoğraf çekebilirsiniz. Fotoğraf galerisine kaydedebilirsiniz. Ön kamerayla fotoğraf çekmek ne kadar pratik olur bilmez ama kendi fotoğrafını çekmek isteyenler bu ön kamera yardımıyla çekim işlemlerini gerçekleştirebilir. Şu şekilde tekrar uygulamadan çıkalım. ViewSync 3D'ye geçelim. Bu şekilde bir tablet, ViewSonic ViewPad 10e. ViewSonic ViewPad 10e'de 1 GHz'lik bir işlemci var. Tek çekirdek işlemci, Cortex A8 tabanlı bir işlemci. Doğrusunu söylemek gerekirse zamanın biraz gerisine kalmış bir işlemci gibi gözüküyor. Performans açısından orta düzeyde bir performans olduğunu söyleyebiliriz. Çok fazla vasatı geçen bir performans yok. Ancak tasarımı düşünecek olursak, performansla birlikte hepsini bir arada düşünecek olursak, bunun yanı sıra bir de yaklaşık 700 liralık sadece Wi-Fi versiyonun fiyatını hesaba kattığımızda ViewSonic ViewPad 10e'nin giriş seviyesi kullanıcılar için, hesaplı bir Android tablet arayan kullanıcılar için düşünebilecek bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki ihtiyaçları biraz daha artan, biraz daha güçlü bir tablet isteyen kullanıcıların piyasadaki diğer seçenekleri kontrol etmelerinde, biraz daha gözden geçirmelerinde onlara fayda var. Tabii ki bu ihtiyaçlar fiyatın biraz daha yükselmesine neden olacaktır. ViewSonic ViewPad 10e'nin sadece Wi-Fi versiyonunun fiyatı 699 lira. 3G versiyonunun fiyatı da 849 lira. Bu şekilde bir tablet var karşımızda. KVK uygulamalarında tablete biraz daha nitelik kazandırdığını söylememiz gerek. İster bulut uygulaması olsun, ister mobil güvenlik uygulaması olsun. Bu gibi uygulamalar ViewSonic ViewPad 10e ile sunulan deneyimi biraz daha iyi hale getirecektir. ViewSonic ViewPad 10e ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Tabletle ilgili daha fazla ayrıntıyı Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.